Sevgili seyirciler gelin isterseniz sizleri Ukrayna Rusya sınırından alalım ve Libya'ya götürelim. Libya'da çok kritik bir seçim var ve bu seçimde bu seçimin sonucu Türkiye'yi de çok çok yakından ilgilendiriyor. Önümüzdeki ay yapılması planlanan başkanlık seçimleri için adaylığını koyanlar arasında hem Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibey var ya da karşısında devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfül İslam Kaddafi gibi ülkenin ...doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter gibi de tartışmalı isimler bulunuyor. Hatırlayacaksınız Libya'da İslam Kaddafi ve Halife Hafter'in adaylığı... ...birkaç gün önce başkent Trablus'ta protesto edilmişti. Hala tartışılıyor. Libya'da seçimler için zaman daralırken de Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraftarlar da... ...başkanlık ve parlamento seçimlerinin... Hukuki altyapısını belirleyecek kanunda bugüne kadar hala uzlaşamadılar. Salih'in mecliste oylamaya sunmadan önce devlet ve yüksek konseyinin başvurmaksızın çıkardığı bu kanun konsey tarafından reddedilmişti. Son olarak temsilciler meclisi 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunda parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu. Anlayacağınız Libya'da baya bir karışık durum var. Birleşmiş Milletler öncülüğündeki siyasi diyalog formunda Kasım 2020 toplantılarında ise her iki seçiminde 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilmişti. Yani seçim tarihi belli değil, hangi seçimin önce olacağı belli değil. Kimin aday olacağı bile belli değil. Gelin isterseniz Libya'da neler olup olmadığını, seçim sürecinin nasıl işleyeceğini Libya Değişim Partisi lideri Cuma El Gamati'ye soralım. Ee, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Şu anda Libya'da bir seçim ortamı var mı gerçekten? Ya yani bir seçimlerin olacağı kesin mi? Evet, haftalardır Libya'da süre gelen bir seçim ortamı var. Seçim, parlamentonun bu seçimi yönetecek iki yasa çıkarması ve ardından adayların öne çıkmaya başlaması ve daha sonra seçime aday olarak kabul edilmek üzere belgelerini sunmaları için çeşitli duyurular yapmasıyla başlayan bir süreç. Son günlerde pek çok tartışma yaşandı. Bazı insanlar bu seçim yasalarına karşı çıktılar ve zayıf olduğunu, yeterince kapsamlı ve adil olmadığını, belirli adayları desteklemek için tasarlandığını söylüyorlar. Bu tartışmayı şimdi geride bıraktık ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylar ortaya çıktı. Birçok insan öne çıktı ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olarak değerlendirilmek veya kabul edilmek için belgelerini sundu. Bunun için verilen süre pazartesi günü doldu ve ardından seçim komisyonu 98 kişinin cumhurbaşkanlığı seçimi adayı olarak öne çıktığını açıkladı. Ve dün gece seçim komisyonu bize bu 98 kişiden 25'inin şu veya bu tür kriterler ve koşullar nedeniyle kabul edilmediğini söyledi. Bu olay şu an çok fazla tartışma yaratıyor. Dün gece adaylığı kabul edilmeyen isimlerden bazıları Kaddafi'nin oğlu Seyfül İslam Kaddafi, eski rejimde önemli rol oynayan isimler ve ayrıca 2013'te başbakan olan Ali Zeydan'ın da aralarında bulunduğu son 10 yılın önde gelen isimleri. Diyebileceğim şu ki seçim süreci şu an devam etmekte. Henüz resmi bir tarihimiz yok. Resmi olarak teyit edilmemiş olmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun 24 Aralık'ta olacağı tahmin ediliyor. Libya Yüksek Seçim Komisyonu yine de bu tarihi değiştirebilir ve biraz geciktirebilir. Ayrıca dün gece adaylığı kabul edilmeyenlerin yine mahkemeye giderek ihraçlarına itiraz etme ve haksız yere ihraç edildiklerini kanıtlamaları halinde kararın geri alınıp alınmayacağını görme şansları var. Seçime karşı farklı bakış açıları var. Kimileri seçim sürecinin devam edeceğini söylüyor. Kimileri de Hafter ve diğerleri gibi isimler yüzünden çok tartışmalı olduğunu savunuyor ve devam etmeyeceğini söylüyorlar. Sürecin şiddet ve karışıklık getireceğini söyleyenler var. Ama bekleyip görmek zorundayız. Şu anda olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 24 Aralık'ta yapılacak veya Yüksek Komisyon'un kararına göre teknik ve lojistik gerekçelerle bir veya iki hafta ertelenecek. Ve bu seçimden hemen hemen iki ay sonra parlamentodaki 200 sandalye için adaylar yarışacak. Parlamento seçimleri yapılacak. Açıkçası daha önümüzde zamanımız var ama önceliğimiz şu an Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Şu anda hala Hafter'le Seyfi Üslam'ın seçime katılıp katılmayacağı da belli değil değil mi? Oysa bunlar iki önemli figür gibi gözüküyor. Neden belli değil? Seyfül İslam'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusu kabul edilmedi. 2014 yılında savaş suçlarından hüküm giydiği için yargılandığı gerekçesiyle adaylıktan çıkarıldı. Ayrıca kendisi Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranıyor. Yani Seyfül İslam bu seçimde aday olmayacak. Yasal gerekçelerle adaylığı kabul edilmedi. Hafter henüz belli değil ama aday olma ihtimali yüksek. Hafter veya Seyfül İslam gibi kişilerin amaçları bence çok açık. Seyfülislam Libya'yı 2011 öncesi Kaddafi dönemine döndürmek ve iktidarını yeniden kurmak istiyor. Ama şimdi dediğim gibi bu durumun önü kesildi ve seçimlere katılmıyor. Hafter savaş yoluyla başaramadığını belli ki seçimlerle elde etmek istiyor. 2019'da 4 Nisan'da Trablus'a savaş açtığı dönemi ve sonrasını hatırlayın. Hafter'in açtığı bu savaş neredeyse 14 ay sürdü ama başarısız oldu ve yenildi. Hafter, Trablus'un neredeyse 500 kilometre doğusuna geri itildi bu yüzden şimdi seçim oyununu oynuyor. Eğer Haftar kazanır ve Libya'nın başkanı olursa 2019 savaşında ulaşmaya çalıştığı ama başarısız olduğu Libya'yı yönetme hırsına seçimler yoluyla ulaştığını söyleyecek. Bence Haftar ve Seyfull İslam'ın amaçları çok açık ve bunları saklamaya çalışmıyorlar. Sizce süreç bundan sonra nasıl işleyecek? Nereye evrile evrilir bu durum? Her şey yolunda giderse ilk defa Libya halkının seçtiği bir cumhurbaşkanımız olacak. Eğer bu başkan tartışmalı bir figür değil, Libyalıların ezici çoğunluğu tarafından kabul edilen bir başkan olursa o zaman bu Libya için iyi bir fırsat ve iyi bir şans olacak. Başarılı parlamento seçimleri yaparsak siyasi istikrara sahip olacağız. Seçilecek parlamento son 7 yılda sahip olduğumuz iki parlamento yerine Libya'yı yeniden birleştiren tek bir parlamento olmalı. Dolayısıyla bu seçimler Libya için ilerlemek, istikrara giden yolda ilerlemek, birliği sağlamak ve tüm iç savaşları, geçmiş yıllarda meydana gelen tüm şiddeti geride bırakmak için bir fırsat olabilir. Belki o zaman Libya yeni bir döneme, yeni bir siyasi sisteme ve kendisini kimin yöneteceğini seçme konusunda iyi bir şansa sahip olabilir. Bunlar demokrasinin temelleridir ve daha da önemlisi siyasi istikrarın yapı taşlarıdır umarız yeniden yapılanma, devlet inşası, kurumsallaşma, ilerleme ve refaha yol açar. Bu konuştuğumuz senaryo her şeyin iyi gitme ihtimali dahilinde gerçekleşecek senaryo. Ancak bu seçimler yanlış giderse ve başarısız olursa şiddete, kutuplaşmaya, çatışmaya ve kan dökülmesine geri dönme olasılığımız var. Bu bir felaket olur ve bu durum Libya'yı en az 10 yıl geri götürür bence burada uluslararası toplumun bu seçimlerin başarılı olmasını, seçimlerdeki tüm oyuncuların sonuçları gerçekten kabul etmesini, sonuçlara saygı duymasını ve oyunun kurallarına uymasını sağlamak için büyük bir sorumluluğu var. Ancak bunlar henüz görülmedi ve önümüzdeki birkaç haftanın kesinlikle çok önemli olduğunu ve Libya'nın hangi yöne doğru gittiğini bize açıkça göstereceğini düşünüyorum. Libya gelişip yeni bir döneme mi girecek yoksa karanlık günlerine mi dönecek? regressing backwards. Şimdi seçim hangi tarihte olacağı önemli ama uluslararası dengeleri de etkileyecek bir durum var. Çünkü kimin seçileceğine göre belki de Doğu Akdeniz'deki egemenlik hakları yeniden gündeme gelecek, tartışılacak. Sizce uluslararası dengeleri etkiler mi gerçekten bu seçimin sonucu? Uluslararası toplum ve Libya ile ilişkisi olan tüm ülkeler istikrarlı bir Libya'nın Kuzey Afrika'da ve bölgede güvenlik ve istikrara yardımcı olacağını, Libya'nın istikrara kavuşmasının önemli olduğunu her zaman söylemeye devam ediyor. Libya'da siyasi istikrar olması Orta Doğu, Akdeniz Havzası ve dünya barışına katkıda bulunacaktır. Seçimleri başarılı bir şekilde yaparsak ve ülke olarak ilerleme kaydedersek bunun Libya'nın komşularını etkileyeceğinden şüphem yok. Bu durum Akdeniz bölgesini etkileyeceği gibi tüm dünyayı da pozitif bir şekilde etkileyecektir. Dolayısıyla böylesi olası bir senaryo, bölgesel ve uluslararası istikrar ve barışa elverişli ve olumlu bir katkıda bulunabilir. Şimdi seçim sonrasında e, Yunanistan bakıyor. Seçimlerin sonucu ne olacak? Amerika bakıyor, Fransa bakıyor ve elbette Türkiye bakıyor. Ne olacak sizce sonuçta? Well, um, Libya'nın government... Libya bu hükümetlerle iyi ilişkileri var ve özellikle son 10 yıldır Amerika Birleşik Devletleri ile çok iyi ilişkiler ve iyi bir anlayışa sahip. Libya'nın Türkiye ile özellikle son 2-3 yıldır mükemmel bir ilişkisi var. Libya ile Türkiye arasında stratejik bir ortaklık var her iki taraf için de son derece önemli olan deniz güvenliği anlaşmaları gibi birçok önemli anlaşmaları var. Fransa çatışmanın bir tarafını diğerine karşı destekleyerek ne yazık ki çok olumsuz bir rol oynuyor. Fransa Hafter'in ve onun güç kullanarak iktidarı ele geçirmeye yönelik askeri kampanyasının güçlü bir destekçisi oldu. Yunanistan için Libya ile ilgili herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Türkiye ile yapılan denizcilik anlaşması tamamen yasal ve doğru bir anlaşmadır. Libya, Yunanistan'a, Libya ile Yunanistan arasında herhangi bir ortak sorun varsa, o zaman Yunanistan'la benzer bir deniz anlaşmasına ihtiyaç duyulursa ele alınabileceğini söyledi. Bu konu görüşüldü ama asla Türkiye ile imzalanan herhangi bir anlaşmanın pahasına olmayacak. Şu anda Türkiye ile güçlü bir ilişkimiz var ve Yunanistan'da herhangi bir düşmanlığımız yok. Yunanistan'la karşılıklı saygıya dayalı iyi bir ilişki geliştirmeye açığız. Biraz sizin partiden bahseder misiniz? Libya Değişim Partisi'nin duruşu nedir? Siz kimin tarafında duruyorsunuz acaba? Well, our party is called Tagir Party which is an... Libya Değişim Partisi merkezci bir parti. Parti lideri olarak şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki iki ay sonra yapılacak parlamento seçimlerinde yarışmayı hedefliyoruz. Mümkün olduğu kadar çok milletvekiline sahip olmak istiyoruz. Libya'nın birliğine ve istikrarına inanıyoruz ve Libya'nın egemenliğine saygı duyuyoruz. Aynı zamanda Libya ile yakın ve uzak tüm ülkelerle dengeli uluslararası ilişkiler kurulmasına inanıyoruz. Herkesle iyi ilişkiler istiyoruz. Çok önemli müttefiklerimiz, ortak tarihi paylaştığımız ülkeler, derin kültürel ilişkilerimiz var ve bunlardan biri de kuşkusuz Türkiye. Türkiye ile stratejik bir ittifak, ortaklık ya da ilişki kurmaya ve bu ilişkiye sadece şimdilik değil, gelecek 10 yıllar içinde kuvvetle inanıyoruz. Türkiye orduyu ve bir zamanlar SSR olarak bilinen güvenlik kurumlarını yeniden inşa etmek gibi birçok konuda bize yardımcı olabilir. Türkiye bize kurum inşasında, devlet inşasında yardımcı olabilir ama daha da önemlisi Türkiye, Libya'nın tüm sektörler ve alanlarda çok fazla ihtiyaç duyacağı yeniden yapılanma konusunda bize çok yardımcı olabilir. Libya, petrol ve gaz gibi birçok doğal kaynaklara sahip zengin bir ülke. Libya'da ülkeyi kalkındırmak ve halka en iyi hizmeti verebilmek için belki yüz milyarlarca dolar harcanması gerekiyor. Libya büyük bir servete, küçük bir nüfusa sahip bir ülke. Bu yüzden Libya halkı çok yüksek düzeyde bir gelişme ve refahın keyfini çıkarmak için her şansa ve altın bir fırsata sahip. Türkiye'nin bu noktada çok önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda Cezayir, Tunus, Mısır, Sudan gibi komşularımızla ve Güney komşumuz Nijer ve Chad'la iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Bu ülkelerle iyi ilişkilere sahip olmak önemli. Çünkü bu ülkeler Libya'nın güvenliğini ve istikrarını doğrudan etkiliyor. Geniş coğrafyaya bakıncaysa elbette Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Fransa, İtalya ve Almanya gibi tüm kilit oyuncularla ve Akdeniz Havzası'nın tüm komşularıyla iyi ilişkiler istiyoruz. Libya'nın herhangi bir ülkeyle uluslararası ilişkilerine yön vermesi gereken temel ilke karşılıklı saygı, Libya'nın egemenliğine, güvenliğine, istikrarına ve birliğine saygı duymaktır. Libya'nın dış politikasında karşılıklı çıkarlar olduğunu ve bu ülkelerin Libya'daki çıkarlarını adil bir şekilde takip edildiğinden emin olması gerekiyor. Libya'nın egemenliğine ve halkının egemenliğine saygı duyulursa, uluslararası arenada çok iyi ilişkiler kurabileceğimize eminim. Son olarak İtalya'dan bahsettiniz. İtalya ile Libya arasındaki durum ne son durumda? I think, I think, uh, Libya'nın Italy has, has... Libya İtalya ile ilişkilerinin istikrarlı ve dostane olduğunu düşünüyorum. İtalya, Libya'daki çatışmayı sona erdirmeye çalışırken olumlu bir rol oynadı. İtalya'nın Sahra Altı Afrika'dan ve diğer Afrika ülkelerinden gelen yüz binlerce göçmenin Akdeniz'i geçmek için Libya'yı seçtikleri yasa dışı göç olgusuyla çok önemli bir sorun var. Aslında bu yasa dışı göçmenler geçiş yolu olarak seçiyor çünkü Libya'nın batı kıyısı İtalya'ya en yakın nokta. Bu yüzden İtalya uzun yıllardır Libya'dan bu yasa dışı göçü durdurmak için işbirliği yapmasını istiyor. Çeşitli bir hükümetlerinin bu durumda olumlu bir rol oynadığını düşünüyorum. Ancak İtalya'ya her zaman Libya'nın bu sorunun kaynağı olmadığı çok açık bir şekilde ifade edildi. Libya sadece bir geçiş yolu. Bu yüzden belki de bu sorun kaynağın kökeninde ele alınmalıdır özellikle bu göçmenlerin nereden ve neden geldikleri hakkında aksi takdirde Libya ve İtalya'nın çok iyi bir ilişkisi var. Bence bu iki ülkenin siyasette devam eden bir işbirliği var ve gelecekte bu işbirliğinin devam edeceğini düşünüyorum.